Değerli izleyenler, salgın sürecinde çokça sevdiğimiz arkadaş, kardeş, anne, baba, hısım ve akrabamızı kaybettik. Bu anlamda bir acı haber daha yüreğimizi yaktı. Uzun yıllar Rehber TV bünyesinde çalışan Mehmet Güneş kardeşimiz COVID-19 nedeniyle vefat etti. Mehmet Güneş. Birçoğunuz onun ismini duymamış olabilir. Ancak sıra dışı hayat hikayesiyle bir şekilde hayatımıza, özellikle de çocuklarımızın hayatına müdahale olmuştu. Eğitimci kimliğinin yanı sıra grafiker de olan Mehmet Güneş, Keko karakterinin yapımcılarındandı. Çocuklarımızın yüreğine dokunan, manevi ve ahlaki olarak gelişimlerine katkı sunan Keko çizgi filmi, Mehmet Güneş'in dokunuşlarıyla ailemizin bir parçası olmuştu. Evet, Keko artık yetim. Çünkü önemli bir yapımcısını kaybetti. Keza kardeşleri de kederli. Çünkü istikamet sahibi değerli bir dost Dar-ı Beka'ya irtihal etti. Uzun yıllar Rehber TV'de mesai yapmış olan Mehmet Güneş, COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Mehmet Güneş, 1982 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çakmak Köyü'nde dünyaya gelmişti. Her bölge insanı gibi onun da zorlu bir hayatı olmuştu. Çalışkan bir öğrenciydi ve bunun semeresini de almıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi resim öğretmenliğini okumuştu. Ancak sevdiği mesleği icra etmede sıkıntı yaşamıştı. Mehmet Güneş de güvenlik soruşturmalarına takılmış ve uzun yıllar atanamamıştı. Üç çocuk babası Güneş, o dönem yaşadığı mağduriyeti İlki Haber Ajansı'na şu sözlerle anlatmıştı. Hakkında olumsuz kararın çıktığını, kararnamemin iptal edildiğini söylediler. Tabii ne kadar ısrar ettimse de kendilerinin hani hangi gerekçeyle olumsuz olduğunu söylemediler. Hani bunların bakanlığa ait olduğunu, bakanlıkla görüşmemin gerektiğini söylediler. Benim yasal olarak öğretmenliğime ve memuriyetime engel olabilecek hiçbir suçum yoktur. Hangi gerekçeye dayanarak benim öğretmenlik hakkım benden alınıyor onu da bilmiyorum. Hem maddi hem manevi olarak gerçekten psikolojik mende bizi epey bir rahatsız etti bu konu. Büyük bir hüsranla karşılaştık. Dediğim gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden benim suç olabilecek öğretmenliğe ya da memuriyete engel teşkil edecek bir suçum olmadığından dolayı nasıl oluyor da bir gerekçe gösterilmeden engelleniyor öğretmenlik hakkım onu da bilmiyorum. Evet, Mehmet Güneş de pek o kadar rahat yaşamamıştı. İslami kimliği taşımak şu çağda onun için de kolay olmamıştı. Dedik ya, sıra dışı bir hayat hikayesi vardı Mehmet Güneş'in. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kesmemişti. İnanç değerlerinin ona çizdiği çerçevede çizgilere şekil vererek çocuklarımızın eğitiminde önemli bir rol oynamıştı. Keko, Güvercin Gerdanlı, Bir Hikaye Bir Öğüt gibi animasyonların perde arkasındaki aktörü olan Mehmet Güneş, geride hoş bir seda bırakarak bu dünyadan göçtü. Belki ismini duymamıştınız ama o çocuklarımızın hayatına yön veren, görünmeyen öğretmenlerdendi. Rehber TV ailesi olarak Mehmet Güneş kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve dostlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanın cennet, makamın âli olsun. Evet değerli izleyenler, Mehmet Güneş'le beraber çalışmıştık. Teşriki mesaimiz olmuştu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
acılı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Allah-u Teala kendisini cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Bu dünyada çektiği o sıkıntılar, eziyetler, demin haberinde de izlediniz, onları da kefaret kılsın inşallah. Bir kez daha rahmetle yad ediyorum.